Yıllar yıllar önceydi. İstanbul'un bereketli topraklarına küçük bir tohum tanesi olarak düştüm. Önce filiz verdim, sonra büyüdüm ve serpilip koca bir çınar oldum. Köklerimi tüm İstanbul'a saldım ve bu şehri korumaya söz verdim. O zamandan bugüne bu görevde bana yardım eden pek çok arkadaşım oldu. Şimdiki yardımcılarımsa sizlersiniz çocuklar. Mehmet, Zeynep, Ali ve Elif. Ali ve Elif daha gelmemiş. İşte geliyorlar. İlahi Ali, hiç güleceğim yoktu. Ne var bunda Elif? Yanlış anlamış olamaz mıyım? Neyi yanlış anlamış olamaz mısın? Patenlerinizi getirmeyi unutmadınız değil mi? Dünden konuşmuştuk. Hadi onlara getirdiğin pateni göster Ali. Buz pateni değil, normal paten getirecektin Ali. Ben buz pateni sandım onu. Kullanmayı biliyor musun Ali? Açıkçası çok bilmiyorum. Geçenlerde buz pistine gittim. Bir iki adım anca atabildim. Anlayacağınız şu an paten kullanmayacağım için mutluyum. Çünkü henüz tam öğrenemedim. Sen ne yapacaksın Ali? Sizi izleyeceğim. Hem biraz tekniği öğrenirim. Zeynep, arkada kalmaktan sıkılmadın mı? Acele etme Elif. Hoppa. Yok artık Zeynep. Az önce ne yaptın öyle? Basit bir numaraydı. Hey bakın, koca çınar bizi çağırıyor. Merhaba koca çınar. Merhaba çocuklar. Bugün nasılsınız bakalım? Şaşkınız çınar. Ne oldu da şaşırdınız? Paten kayıyorduk. Zeynep çok güzel bir şekilde dönerek öne geçti. Ben daha süremiyorum bile, Zeynep dönüyor. Haksızlık. Eminim ki Zeynep bu harekete çok çalışmıştır Ali. Öyle değil mi Zeynep? Tabii ki çınar, yoksa yapamazdım. Sana da bir gün öğreteceğim Ali. Sahi mi? Konumuza dönelim. Çınar bizi çağırdığına göre Gürgen bir şeylerin peşinde olmalı. Her zamanki gibi. Azmi, çayım nerede kaldı Azmi? Bir saattir bekliyorum burada. Geldi patron. Ay, yandım valla. Ama ya güzelim suratıma bir şey olsaydı? Şimdi seni. Azmi, Azmi. Ne yaptım ben? Ayağa kalk aslanım. Sen olmasan kime planlarımı anlatırım? Kime çay yaptırırım? Ben iyiyim patron. Ama bu buzdan nereden gelmiş? Yoksa yine icat... Başını çarpmak iyi gelmiş Azmi. Ya ne olacaktı? Yeni icadım buz yapan 428 sayesinde istediğim her yeri buza çevirebilirim. Burada da ufak bir deneme yapmak istedim. Neden böyle bir şey yapıyorsun ki? Neden mi? Neden mi? Geçenlerde okul gezisine katılmıştım. Hangi sarnıcı ziyaret edeceğiz öğretmenim? Yoksa Yerebatan sarnıcı mı? Hayır Gürgen'cim. Bu sarnıç Yerebatan sarnıcına nazaran daha küçüktür ve daha az bilinir. Yarın 1565 yıllık sarnıç olan Şerefiye sarnıcını ziyaret edeceğiz. Yarın kitaplarınızı getirmenize gerek yok çocuklar. Gezi için sabah 10'da hazır olun. Çıkabilirsiniz. Evet çocuklar, bugünkü gezimizde 428-443 tarihleri arasında yapılmış Şerefiye Sarnıcı'ndayız. İmparator 2. Theodosius tarafından yapılmış... Oha başım, amanın. Gürgen iyi misin? Çocuklar, düşen, acı çeken arkadaşınıza gülmek iyi değil. İyiyim öğretmenim, iyiyim. Hayatımda hiç bu kadar canım acımamıştı Azmi. Çok acıklı bir an olmuş patron.
Ne oldu Yazmi? Beni de iyice kendine benzettin ha. Bu kadar temellik yeter. Artık plana koyulma zamanı. Benim canımı yakmanın cezasını çekeceksin Şerefiye Sarnıcı. Planın ne patron? Göreceksin Yazmi. Sabırlı ol. Sallanmaz mı? Şimdi burası su deposu mu patron? Şimdilik öyle. Ama birkaç dakika sonra burası erimeyen bir buz kütlesi olacak. Burayı ziyaret edenler sürekli kayacakları için bir daha adımlarını atamayacaklar. Patron, yanlış anlama ama burası küçük. Mehmet ve arkadaşları buraya gelince bizi hemen bulacaklar. Burası küçükse... Patronun da bir deha Azmi, unuttun mu? Mehmet ve arkadaşları buraya gelince bizi göremeyecekler bile. Buz yapan 428, buz yapan 428, buz yapan 428, buz yapan. Hadi al intikamımı beni rezil edenlerden. Tık. Çek duvarlara, taslasınlar, kaydır ayakları, sağ sola yuvarlansınlar. Buz kalıbına sıkış tıkış hapsolsunlar. Tir 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 titreyerek buz kessinler. Bundan sonra karşıma çıkmasınlar. Dondur Şerefiye Sarnıcını, kimse gelmesin buraya artık. Yıkılsın silinsin, muhafızlarla birlikte bitsin. Bir daha gün yüzü görmesin. Dediklerimi aldınız mı? Hepimiz aldık Mehmet. Bir an önce içeri girelim. Gürgen ve Azmi'nin içeri girdiğini gördüm. Hızlı olmakta fayda var. Elif. Gürgen ve Azmi'yi gördüğüne emin misin? Emindim ama yanlış gördüm galiba. Baksanıza burada yoklar. Aşağı inip bakmalıyız Gürgen ve Azmi'ye. Hiç belli olmaz. Ne düşünüyorsun Ali? Koca Çınar bizi göreve yolladıktan sonra Gürgen ve Azmi bu kadar gecikmezdi. Bu işte bir terslik yok mu sizce de? Belki de buradadırlar Ali. Sütunların arasına iyice bakmalıyız. Şuraya bakın. Bu sütunlar niye diğerlerinden farklı? Zeynep! Sarnıçlardaki sütunlar genelde hizalı olur Mehmet. Burada böyle bir sütun olduğunu daha önce duymamıştım. Ne oldu? Beklemiyordunuz değil mi? İşte bir taşlık olduğunu anlamıştım. Nasıl da korktular patron. Aynı senin dişince korktuğun gibi. Azmi, onun nesi komikte? Seni de buraya bağlayıp gidersem görürsün korkuyu. Tamam patron, tamam. Gürgen, yine neyin peşindesin? O sırtındaki dene. Biliyorum, biliyorum. Siz benim dahi olduğumu anladınız ama sorularınızı tek tek alayım lütfen. Ne demezsin, dahiymiş. Bu sırtımdaki yeni icadım buz yapan 428'i yere sabitleyeceğim. Görmüş olduğunuz bu nemli sarnıç birkaç dakika sonra kutuplara dönecek. Siz de buradaki dört küçük penguen olursunuz artık. Böyle bir şey yapmana asla izin vermeyiz. Sen mi durduracaksın beni? Hadi başlayalım patron. Zaten çok sıcak. Serinleriz de biraz. Ne yapacağız Mehmet? Kıpırdayamıyoruz. Bilmiyorum. İplerden kurtulsak bile yerler buz olduktan sonra bu patenlerle hareket edemeyiz. Bir şey yapamadığımıza inanamıyorum. Bir çözüm bulamazsak biz de buzla kaplanacağız. Biz gidiyoruz. Hadi görüşürüz demek isterdim ama sanırım görüşemeyeceğiz. Artık çok geç. Bu patenlerle icada ulaşmamız çok zor. Öyle mi diyorsun Mehmet? Hı?
Aa evet, Ali'nin buz pateni vardı. Onun tabanındaki keskin demirle ipi de kesebiliriz. Ama ben oraya gidemem ki. Yapmalısın Ali. Beklemek için zamanımız yok. Sen sürsene Zeynep. Ayak numaralarımız uymuyor Elif. Doğru söylüyorsun. Yapabilirsin Ali. Bugün bizi izledin. Bacaklarını hafif bükerek sürersen düşmeden icada ulaşırsın. Yapabilirim. Yapabilirim. Hadi. Yapabilirim. Arkadaşlarımı ve sahneci kurtarmak için. Hadi Ali, hadi. Başardım. Çok iyi iş çıkardın Ali. Şimdi Gürgen ve Azmi'ye derslerini verme zamanı. Galiba yaptığın icat bozuldu patron. Benim yaptığım icat bozulmaz Azmi. Mehmet ve arkadaşları şimdiye kadar çoktan kardam adam olmuşlardır. E niye durdu o zaman patron? Ne bileyim ben Azmi. Gidip göreceğiz işte. Koş. Şşt, sessiz olun. Ay ay ay. Geliyorlar. Ay, ay 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 ay. Olmadı, yine başaramadın bu işte. Bir taslak yok mu sence? Patron, şu bubuzları biraz daha sıcak yapamaz mıydın? Bubuzları nasıl sıcak yapayım Azmi? Adı üstünde, buz bubuz! Ne oldu Gürgen? Soğuk mu yoksa? Yine hava giderken avlandınız. Her işe burnunuzu sokmanızdan bıktım. Hey, bizi burada bırakmayın. Oldu olacak, onların grubuna da katıl, tam olsun. Ne alakası var patron? Bitmeselerdi keşke. Hepinize gününüzü göstereceğim. Hepinize!